Ananı görünce gülecek mi o yüzün? Anamsa güler. Değilse senin canını alırken yine güler. Dik kafalısın. Asisin. Hoşuma gider. Benimle ilgili hiçbir şey hoşuna gitmesin. Senin için iyi olmaz. Dur. Ne oldu? Şşş. Takip ediliriz. Herkes atlardan insin. Atları salın. Nal seslerini takip etsinler. Hadi. Haydi. Takip edebilir misin? Ya benim düşmanlarım. Ya senin düşmanların. Kaç kişi var acaba? Nal seslerine bakılırsa 2. Az kişiyle bizi oyalayıp kurt kapanı kurmasınlar. Delirdiniz mi siz? Canınızı alırdık az daha. Batuga mı taktı sizi benim peşime? Batuga sana gitme demiş, gitmişsin. Seni bu yabanlarla bir başına mı bırakacaktık? Her kişi kendi gelir korur. Hangi kişi de içerisini gönderir. Düşman ocağına giden o. Batuga'yı korurdunuz. Beni değil. Seni kandaşınla gitti bilirdim. Sen onu nasıl yalnız gönderirsin Göksaray'a? Kandaşım kendini korur. Ben de kendimi korurum. Haydi. Dönün Gökorda'ya. Batuga'nın yanında olun. Oo. Ne beklersiniz? Haydi. Eğer bu kadar öfkelendiysen dönünce canını okursun kandaşımın. Ama seni bu yabanlarla bırakmayız. Bırakmayız. Batuga dedim. Ölseniz de peşini bırakmayın dedi. Seni yalnız komadı diye kızmayacaksın değil mi? Onu yalnız bırakırsınız diye kızarım. Siz korumazsanız ben korurum. Ali! Ali! Eğer gidersen bir daha ananı göremezsin. Anan mı? O aksak tekin mi pençe? Gerçek mi değil mi bilmediğim biri için Batuga'yı yalnız bırakacak değilim. Ali! Haklısın. Babam Batuga'nın canı için söz verdi. Senin için değil. O sarayda güvende sen değilsin. Bırak anasının hesabını sorsun. Biz de senin ananı bulalım. Haydi. Şimdi ben Ak Kız'ın anasının peşine gideceğim. Sana bunu edenlerin kim olduğunu bilmek ister misin?
Kim? Tılsım'ın yüreğine sapladığın kılıcı veren kim? Kim olursa olsun. Cezasını verecek misin? Hamdolsun. Hamdolsun ki Hakan kanını kurutacağım. Kim? Taysu ile Vargbek. Ama öldürmeden önce sorgulaman gerek. Çünkü Vargbek'in bu oyunu kendi başına kurduğunu sanmam. Arkasında kesin başka biri var. Her şey hazır olacağım. Taysu'yu da al hemen kaçın buradan. Sakın yakalanmayın. Bunları da al. Sana uzun süre yeter. Alamam. Fark. Olmaz olacağım. Olmaz. Tek şu yüzüğü alabilirim. Sizden bir anı. Gökmenler! Hanım neler olur? Vargı'yı tutuklayın. Taysu'yu tutuklayın. Hemen! Saraydan çıkış yasak. Çıkamazsın. Çeçek salgını için obalara kireçle erzak göndereceğiz. Açın kapıyı. İbek seni niye kaçırır? Ulayacan'ın sadık günesi değil miydi? Ulayacan'ın haberi yok. Çok altın verdim. Duysa öldürür İbek'i. Taysu ve Vargbek'i saraydan çıkardım. Taysu ile Vargı nerede? Siz geçitlere gidince herkes dağıldı. Odalarına gitmişlerdir. Hanım, ikisi de sarayda yok. Ne demek sarayda yok? Vargı'ya saraydan çıkmayı yasaklamadın mı? Nasıl çıkar? Çeçek salgını için obalara kireç ve erzak gönderirdik. Onunla çıkmış olmasın? Kaya gel benimle. Batuga sen sarayda kal. İkisini de bulup getireceğim. Birlikte cezalarını vereceğiz.
koridorun çıkışında durdurulur muyuz? Buradaki gözcüleri önceden ayarladım. Bize sadıklar. Merak etme, çıkacağız buradan. Ce. Sen. Ce. Çekin bu arabayı buradan. Gelirken tekerleği kırıldı Vargıbek. Çekin arabayı. Tekerleği kırıldı. Nasıl çekelim? At verin bize. Atları getirin. Alacağım. Şey. Kahırlar olsun. Manço yabanı. Senin şu oba kaç günlük yoldadır da git gitmez. Benim oba çok günlük yoldadır da benim obaya gitmeyiz. Anan yanımda dedin. Nerededir? Çapıla çıktığım vakitler konak otağı kurarım. Ananı oraya getirttim. Ne kadar yol kaldı? Güneş dağın ardında kalmadan varmış oluruz. Ne oldu? Yola çıktığımızdan beri bir tuhaflık hissederim. Nasıl bir tuhaflık? Takip ediliriz gibi. Ama bizdik biz. Biz de yakaladın zaten. Ses yoktur. Haydi.
Apogan izimizi kaybetti. Kurtulduk. Ha! Batuga dedi ki, teyze, ormanda tuzak kur da şehirden çıkmayı başarırlarsa sen yakala albızları. Hem belki bacının öcünü alırsın da. Yüreğinin acısı biraz hafifler. Yürü. Başınıza geleceklerden çok korkun! Batuga Tekin'im kaçmayı başarırlarsa diye ormana pusu kurdurdu ağanım. Çolpan ağanım da dedi ki, Alpagohan tılsım dikemizi öldüren kılıcı eline verenlerden öcümüzü alsın. Sonra biz ondan öcü alacağız. Hanınıza söyleyin, bu ikisinden de öcümü alacağım. Benden ucunu alamaz. Ülkemi böldüğü için onu öldüreceğim. Alpagun'un gözlerine bakamamak çok harama gitti. Balamürler Batı Gökkanlığı'nı aldığınız için Alpagu seni öldürmeyi anlaştı. Gözlerine baksaydın oracıkta uyumak isterdi.
Ne düşünürsün? Bunca yıl Alpago'dan öc almaya öyle uğraştım ki. Bacımın masum olduğunu ortaya çıkarmaya bile çalışmadım. Babamın onurunu kurtarmaya çalışmadım. Sonra aklı eksik sandığım yeğenim Dağ'ın onurunu kurtardı. Anasının kanını yerde komadı. Bir yanım pişmanlık duyar. Bir yanım gururlanır. Sen Öcü'nün gözünü kör etmesine izin verdin. Öcü'nün uğruna her şeyi yaktın yıktın. Bizi de yaktım yaktım. Değil mi Saltuk? Sen beni Tılsım Bike ile Alpago Han'ın düğün toyunda zaten yakmıştın. Ama yıktığın da doğrudur. Saltuk. Alpago Han'dan öcümüzü aldıktan sonra sana desem ki... yıktıklarımı yeniden kurmama izin ver. Verir misin? Yıktıklarını kurmak kolay değildir Çolpan Han. Hele bir görelim ilerlerini. Hanıma boynum kıldan incedir. Ben... sevdalandığım kadına meydan okurum. Hanım. Albızları Alpago Han'a teslim ettik. Ne dedi? Ben bunlardan öcümü alırım da... Çolpan Han yurdu ikiye bölmüştür. O benden öcü alamadan... ben onun canını alacağım dedi. Danış ata, Kün ata Gökbenlere de çiçek aşısı edip etmeyeceğini sorar. Bir baksan.
İyi misin? Çok iyiyim. Sen? Bilmem. Babama gerçekleri anlatınca daha iyi olurum sanırdım ama. Çok daha iyi olacağız Tekin'im. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bilmem mi? Daha ben eksik Tekin'ken bile beni hep koruyup kollardın. Ama Günsel'i seni daha fazla tehlikeye atamam. Senin başına bir şey gelse haberi bana gelinceye kadar... Utuka Tekin'im. Ben seni Kaya'nın değil, kendi kandaşım bildim her zaman. O yüzden seni eksik Tekin'ken de korudum, kolladım. Şimdi de... karşısında bağır basacağım, hanımı korumak isterim. O günlerin de çok yakında olduğuna eminim. Ve korkma, bana hiçbir şey olmaz. Tekin'im, Necin Hatun'u getirdim. Ulayıcı odasında birileri gelirse haber edecekler. Sağ olasın Çalayır. Han olmuş gibi huzuruna mı çağırırsın Batuka Tekin? Eğer ben han olsaydım, huzuruma gelecek başın kalır mıydın Mecin Hatun? Beni kaçırdın, canıma kastettin. Ak kız yılanını öldürmeye kalktın. Ne istersin benden? Alpa Guhan, Varga ile Tayzu'nun peşine düştüğü gibi. Neden senin de peşine düşmedi? Bilirsin değil mi? Benim adımı vermedin. Belli. Ama niye? Çünkü anama kurulan tuzakta senin bir suçun yok. O zamanlar çocuktun. Evet. Çocuktum. Ama bu senin alçağın biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Anama kurulan tuzakta suçun olmamasına güvenip Tayzu ile birlikte kaçmadın. O tuzağı saklamak için yaptıklarını da kanıtlayamayacağımı düşündün. Haklıydın da. Elbette, haklıyım. Ama canın için bu kadar rahat olma konusunda haklı değilsin. Öyle değil mi Çalayır? Haklı değil Batuka Tekin'im. Neden haklı değil Çalayır? Çünkü çeçek salgınını Türkiye'ye getiren Çinli tacirleri bulup sorguladık Batuka Tekin'im. Çinli tacirler ne dedi Çalayır? Buyruğu Mecin Hatun'dan almışlar Batuka Tekin'im. Alpa Guhan'ın karşısında itiraf etmeye de hazırlar. Hani Akkız'a demiştiniz ya, ya ölürsün ya da itimiz olursunuz diye. Şimdi ben de sana derim ki,
Meijin. Ya ölürsün, ya itimiz olursun. Hangisi? Kız, hala takip edildiğimizi mi düşünürsün? Atamam o hissi içimden. Manço adamlarını yolladı, kimseyi bulamadılar. Bence aklın Batu Batekin'inde ya. Ondan gerginsin. Bir de anamı göreceğim. Anamsa tabii. İşte bir de o yüzden gerginsin. Rahat ol. Takip edilsek de haklarından geliriz. Yakalamışsın Alpagohan. Sayende. Daha önceden kaçacaklarını sezip pusunu kurmuşsun. Sana da tılsıma kimin tuzak kurduğunu öğrenmek var. Vargı'yı zindana gönderin. Taizu'yu Tamgo odasına götürün. İkisini de ayrı ayrı sorgulayacağım. Gel.
Tılsım Hatun'u öldüren, o pusuyu kurduran sen. Ana, bak babam bu pusuyu kurduranın kim olduğunu öğrenmeden Tayzül'e Vargın'ın canını almayacak, bilirsin değil mi? Elinde sonunda sana ulaşacak. Tayzül beni bilmez. Balamir yaptı sanır. Ama Vargı seni bilir. Konuşursa babam senin canını sağ koymaz. Bulayacağım. Kaya Yapgum doğru söyler. Keşke Vargı Bek'i daha önce öldürseydik. Şimdi sizi söyler mi diye endişe etmezdik. Bunca yıl bana sadık olan birinin canını mı alsaydım? Sadakat her şeydir. Bunu neden anlamazsınız? Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırakın beni! Ben Çin elçisiyim! Çin elçisiyim ben! Bırak! Bırak! İmparator bunu sizin yanınıza bırakmaz! Bırak! Çin elçisiyim ben! Çin elçisiyim ben! Sana bir kere soracağım. Tuzağı kim kurdu? Tılsım'ı öldürmek istesin. Ben Balamir'le hiç görüşmedim. Ama Vargı Bek'in bana dediği... Tılsım Hatun... tahta sağlam bir tekin doğurmasın diye... onu yok etmek istedi. Doğru mu bu? Ben bildiklerimi dedim. Batuka, Tekin, anamın ölümünden senin ne çıkarın var? Benim bir çıkarım yoktu. Vargın'ın teklifini imparatora ilettim. İmparator da kabul etmemi istedi. Ben sadece buyrukları yerine getiririm. Salın beni. Salın beni! Seni salacağız. Salacağız. Salacağız elbet. Sen elçi değil misin? Dediklerimi imparatoruna götüreceksin. Ama önce...
ettiğini alacaksın. İmparatoruna de ki, Alpagohan Çin'e gelip sarayını başına yıkacak. Senin de gözlerine mil çekecek. Çalayır. Hanım. Vargı'yı getirsinler. Baş üstüne hanım. Tayzu konuştu mu hanım? Konuştu. İndi de gözlerine mil çekilmiş halde Çin'e yollanır. Kimler varmış bu işin arkasında? Söyledi mi? Söyledi. Balamir dedi. Vargı ne diyecek? Çin sarayını bizzat teslim edin. Thank you.
Gökmenler! Kendini asmış. Neye bakarsın? Asılınca mı boğulmuş yoksa boğup öyle mi asmışlar diye? Batuga, bir şeyden mi şüphelenirsin? Tek bizi var. Kendini asmış gibi. Danış ata. Orduyu hazırla. Batı Gökkanlı'na saldıracağız. Biz bir konuşalım seninle. Bağışla beni, en sadık dostum. Sen ne yaptın? Sana kalsa canını, varlığını, sadakatini emanet edecektin. Konak otağım. Anan orada. Gidip alalım ananı. Burası terk edilmiş gibi. Sen beni tuzağa mı çekersin? Manço yabanı. Sok o kılıcı kınına. Bir terslik var. Çadırlara bakın. Çarlarım nerede? Çarlarım nerede?
Şimdilik hepsi sağ. Merak etmeyesin. Alpagu Han zorda kalmadıkça kimseyi öldürmeyin dedi. Babam mı kurdu bu pusuyu? Neden Kuzubek? Ak kızın anasını almak için. Anam o mu? O. Alaca kadın o. Bırak o kadını! Senin canını alacağım Kuzubek! Ben hanım ederse onu yaparım. Temur Tekin. Senin canını alacağım! Konuşalım dedin. Konuş. Ne konuşacaksın? Balamir'in cezasını başka türlü ver Alpagu Han. Batı Gökkanlığı'na saldırıp da Türk'ü Türk'e kırdırma. Boy begleri senden desteğini çekti. Balamir'in ordusu seninkinin 3 katı. Eğer savaşırsan çok kayıp verirsin. Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han. Sana çeşiğin şifasını getirdim. Bilirim. Sağ olasın. Tuzlarımı da çaldın. Halkını da tuzsuz bırakmam dedim. Karşılığında senden bir toy kurmanı... Boynunu vurdurduğun beklerin oğullarını davet etmeni, diyetlerini ödemeni ve barışmanı istedim. Eğer Batı Gökkanlığı'na saldırırsan, barış anlaşmasını nasıl yapacaksın? Anlaşacağım demedim. Düşüneceğim dedim. Sonra bana gerçekleri anlattın. Balamir, tılsıma bu tuzağı kurduğu için cezasını çekecek. Balamir, tahtımı hileyle ele geçirmeye kalktığı için cezalandırılmalı. Balamir, ülkemi bölmeye çalıştığı için cezalandırılmalı. Ben sana Balamir'i cezalandırma demem. Balamir'i gene cezalandır. Ama bunu savaşarak yaparsan çok halt ölür. Yine hanım bilediği kılıçlar çerileri keser.
Git bunu Çerilerin bağlı olduğu boybeklerine anlat. Çolpan da, Balamir de, Saltuk da ölecek. Herkes cezasını çekecek. Ya senin cezan ne olacak Alpagohan? Benim cezam. Elini o kılıcı tuzak kuranlar vermiş olabilir. Anamın yüreğine saplayan sendin Alpagohan. Bir masumu yargılamadan öldüren hanın cezası ne olacak? Ne olsun istersin? Tahttan çekileceksin. Diyetin budur Alpagohan. Boy beklerini de çağıracak. Tahttan çekildiğini söyleyeceksin. Sen mi geçmek istersin? Kurultay kimi seçerse o geçecek. Seni seçeceklerini sanırsın. Sana çocukken kanadı kırık kartal uçamaz dedik. Cesaretini kırmak için mi söyledik sanırsın? Seni seçmezler. Baş kaldırdığında kalırsın. Aksak Tegin. Batuga. Suçsuz yere ananın canını aldığım için bana kinlenirsin. Haklısın. Ama kinine bir anayı daha eklemek istemiyorsan tuzlarımı geri getir. Kinime bir anayı daha eklemek mi? Ne demek o? Hakkız'ın anasının peşine bir bölük alp gönderdim. Eğer Hakkız devletin tuzlarını geri getirmezse anasını bir daha göremez. Tuz mağaralarını soyduk diye bir anayı mı kaçırdın? Gerçekten bunu da mı yaptın? Her şeyi yaparım. Benim tuz mağaralarımı soydunuz diye değil. Devletin tuz mağaralarını soydunuz diye. Devletin bir tek tuzu için. Devletin bir tek arpası için. Her şeyi yaparım. Herkesi yakarım. Ananın canını aldım diye beni tahttan indirip yerime geçmeye kalkarsın. Devlet malını çapullayan asi bir çapulcuya tahtı bırakacağımı mı sandın? Önce han olmak nedir öğren. Sonra gel
Tahtı elimden al. Şimdi çık. Batu Gategin. Anan için üzüldüğümü bilmeni isterim. Ama Ak Kız'ın anası için üzülmek istemem. Ayağınızı denk alın.
düşmanımın kızını yüreğime verdi. Şimdi de geri aldım. Ana! Kılıcı sapladığımda yüreğim paramparça oldu değil mi? Gücendin mi bana? Çok üzüldün mü? Çünkü kızgınlık çok gürültülüdür. Kırgınlıksa çok sessiz. Tepeye çıkmak üzere. Batuk hala gelmedi. Alpagu kesin yerime bir şey yaptı. Çolpan. Alpagu çok şey olabilir. Ama hiçbir zaman sözünü tutmayan bir han olmadı. Batuk'un hayatı için güvence verdi. Benim bacım da ona çok güvenirdi. Ama onun kılıcıyla can verdi. Tamam. Ne o? Ağlayan bala gibi pışpışlarsın. Yeğenim. Yeğenim. Alpagu'nun senin canına kıydı diye endişe ederdi. Bak kız geldi mi? Gelmedi Tekin'im. Temur. Bak kız nerede? Şimdi geldik. Bak kız çadıra geçti. Tamam. Ben gideyim. Günata size bugün olanları anlatır. Söylesin Günata. Alpagu'nun bacıma tuzak kuran hainlerin cezasını verdi mi? Hanım. Başka çadır vermediler mi sana? Buradan çıkmazsın. En rahatı bu. Hem geri dönmeni beklemezdim. Çoktan manço bekle, düğün toyu kurmuşsun diye düşünürdüm. Çık dışarı! Çık! Sırma sana başka çadır versin. Haydi! Bak kız. Bak kız. Sen nasıl Temur'u benim peşime gönderip tek başına Göksaray'a gidersin? Seni o yabanla yalnız bırakamazdım. Ben kendimi korurum. Bilirim. Ama anam olduğunu söyleyen kadını koruyamadım. Bilirim. Alpagu'nu kaçırtmış, bana da kendi söyledi. Eğer kaybedersem, eğer
gerçekten anamsa? Kaybetmeyeceksin. Zaten Çalayır'la Günseli'yi de peşlerine taktım. En ufak bir şey öğrendiklerinde bana haber verecekler. Kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz. Anam olmasa da razıyım. Razıyım. Ama anamsa... Eğer böyle kaybedersem... Böyle bir şey yapamadan... Böyle kaybedersem... İyi misin? Olurum. Ne oldu sarayda? Varga öldü. Taizu da gözlerine mil çekilmeden önce Balamir'in adını verdi. Yulabek geldi. Batuga Tekin çağırdı dedi. Başlıyoruz ha? Başlıyoruz. Dedin mi sen Alpaguhan'a tahttan çekil diye? Dedim. O vakit tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt. Başlayalım. Bence. Yüzüme bakamazsın. Bakamam. Bakma zaten. Zaman denen kafesin içine hapsedilmiş bir suçlusun sen. Uğradığın bütün ihanetlerin öcünü peşin peşin benden aldın. Ya. Tansu. Etme. Öyle söyleme. Yüreğin çorak bozkır çölü gibi. Güzel hiçbir şey yetişmez orada. Yüreğim, yüreğim fırtınanın kayalara savurduğu bir kum tanesi gibi. Yapayalnız ve bitkin. Düzelirsin. Suçluluk dediğin dolunaya kadar. Sonra en aşağılık cellat bile mazeret bulur. Etmez. Her yerinde kalma. Kan içindeyim. Her yerim kan. Kafamda bir şeyler var. Hiç değişmeyen, hiç gitmeyen şeyler var kafamda. Yakalayamam. Yakalasam da aklımdan atamam. Batuga buradayken onunla konuşurdum. Acılar uçar giderdi. Çorak ruhuma...
bir nefeslik konak. Ama illa oğlum da yok. Batuka da yok. Çok iyi yaptı gitmekle. Sen demir kılıcınla can alırken... o tahta kılıcıyla can verecek. Senin adam boğduğun iple benim oğlum salıncaklar kuracak. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Kimse bilmez. O da bilmez. Bilemezsiniz. 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 Kimse bilmez. Kimse bilmez. Kimse bilmez. Al bakalım. Al bakalım. Uyan. Tılsımı mı gördün? Evet. Zaman denilen kafesin içine hapsedilmiş bir suçlusun dedi. Sana sen kendine mi dedin? Bilmem. Bak ne diyorum. Yaylağa mı gitsek? Domuz yılından beri hiç gitmedik. Kaya devlet işleriyle uğraşır. Sen ne dersin hatun? Tam ülkem dağılırken mi? Balamir'le Çolpan ülkemin yarısını işgal etmişken mi? Şimdi yaylak vakti değildir. Başlıya baş eğdirme vaktidir. Dizliye diz çöktürme vaktidir. Çolpan'la Balamir'in cezasını verme vaktidir. Nasıl almak o? Görürsün. Evet Egün'üm, çağırdın geldik. Yedik içtik. Buyurasın dileğini. Yulabek, türkü bölerek yurt kurulmaz. Ben isterim ki Batı Gökkanlığı yeniden gökle birleşsin. Barış olsun. Diyelim ki bu dediğini yaptık. Ancak kurultay beyleri babalarını öldüren Alpagoğan'ı Kaan olarak görmek istemez. Biz de Balamer'i istemeyiz. Ya Batuk Ategin? Kaan olsa? Onu ister mi bekler? Seni severiz Tegin'im. Obamıza tuzu getirdin. Boylarımızı çiçek salgınından kurtardın. Ancak beyler... iki eli kılıç tutmayan han olmazlar. İki eli kılıç tutan babalarının boyunlarını çifter çifter keser. Onu mu isterler? Boyunlarına dolanan çift el yerine boylarını doyuran çift baş olsa daha iyi değil midir?
hem dağın hem göğün oğlundan daha iyi han mı olur? Sen ne dersin Yulabek? İyileşmenin çaresini bulurum. Sen yine de Begler'e haber sal. Toplanalım. Ben bir konuşayım. Buraya mı? Buraya olmaz. Alpaguan Çolpan Ağa'nı öldürmeye and içti. Hem Begler'in burada toplandığı duyulursa Alpaguan Dağı basar. Başpınar Yaylası'na konak otağı kursak. İyi olur. Tenhadır da Balamir'le Alpago'nun çeşitleri o civarda gezmez. Ben konak otağını oraya kurdururum. Sen de Yulabek. Nevruz'dan önceki gün boybeklerini oraya toplayasın. Seni seve seve dinleriz Sekin'im. Ancak fazla umutlanmayasın. Hem aksak hem çolaksın. Senin tarafını tutanlar da var ama çoğunluk elsiz ayaksız Tekin'den han olmaz diyecek. Onlara söyle. Kafasız bek olunuyorsa elsiz ayaksız han olunur. Bey boy beklerini toplar. Başpınar Yaylası'ndaki izli bir kengeç meclisi olacak. Anlat. Sağ olasın. Ha, bak. Sunata, seninle bir şey konuşmamız gerek. Künatam, Türkler iki elde kılıç tutmayan adama han yapmazlar ya. İki parmağı olmayanı bile han yapmazlar. Kara bu. Ama zalim olanı da, deli olanı da yaparlar. İşte benim de bu aksak ayağımla çolak elimin bir şifası yok mudur? Ayağa bir destek koyarsak belki biraz düzelir. Kola gelince. Kaldır. İç bakayım. Çocukken olsa etini, kemiğini, eklemini açar bir şeyler yapardık. Ama şimdi bu yaştan sonra ancak omuzu ve kolu kırıp o zaman açarsak belki düzelir. Olmaz. Çok canı yanar, dayanamaz.
Dayanırım. Haydi bir an önce yapalım. Belki ben Kengeş'e varmadan biraz düzelir. Künata, sen bir bekle. Dayanamazsın. Dayanırım. Dayanamazsın dedim. Bilmezsin o acıyı. Ah kız. Dayanırım dedim. Ben dayanamam. Gayrı ben de dayanamam. Sen neye dayanamazsın? Güzelliğine. Kırdırma sakın kolunu. Han babam, bu Keler, Yula Beg'in yanındaki çaşınımız. Batuga Başpınar yaylasında gizlice bir Kengeş meclisi toplanmış. Yula Beg de bütün boy beglerine ulak göndermiş. İsyan Kengeş öyle mi? Öyle görünür han babam. Çolpan da gelir mi? Gelecek hanım. Balamir? Yok, ondan gizli. O da mı gelsin istersin hanım? Öyle düşünürüm hatun. Öyle düşünürüm de. Balamir'e sezdirmeden gizlice haber ulaştırın. Bütün hainler oraya gelsin. Hanım da hepsinin cezasını versin. Hoş gelmişsin. Hoş gelmedim Balamir Bek. O senden başka kime gideceğimi bilemedim. De hele. Çolak Tekin. Han olmaya kalkarmış. Bilmediğimiz şey değil. Han olmaya kalksa ne olur? Çolak Tekin. Kalksa ne olur diyorsan... Çolak Tekin'i niye boğmaya kalktın Balamir Bek? Sen onu nereden bilirsin? Pençenin obana girip... Batuga'yı elinden aldığını, seni de tutsak edip sonra arabadan attığını da bilirim. O haberi kim yaydı? Sen mi yaydın? Çok az kimse bilir. Ağzımızı sıkı tutarız. İyi tutun. Yoksa tutacak diliniz kalmayacak. Anlat bakalım. Nasıl han olmaya kalkarmış? Batuga. Diz vurup boyun eğdiğim Yula Beg'i arkasına almış. Çolpan Han zaten yeğenin arkasında. Çolpan tamam da.
Yola bekleme. Beklerin çoğu çolak olduğu için olmazlar ama hepsi Batuga Tekin'i dinlemeye gideceklermiş. Nevruz'dan önceki gün Başpınar Yaylası'nda gizli bir kengeç toplarlarmış. İyi tamam çık. Nevruz'dan önce Başpınar Yaylası'nda kengeç basacağız. Git keşif yap. Saltuk. Bu nedir böyle? Siz alık alık bakışırsınız, biz alık alık bakışırız. Günlerdir uğraşırsınız. Açılmaz işte. Kıralım gitsin. Olmaz. Açılır böyle. Açılır. Hem açılmasa da olur. Beyler böyle seçmezler. Kengeçten önce halletse ya iyiydi. Haydi. Haydi. Buradan saldıracağız. Hanım. Gel hatun. Yarınki kengeç baskınını mı konuşursunuz? Öyle yaparız. Zübey sen git. Hem Balamir'i, hem Çolpan Hatun'u, hem de Saltuk'u aynı anda öldüreceğiz. Hanım, bütün düşmanlarını tek bir yere toplayıp hepsinin canını alman çok iyi bir fikirdir. Ama Temur için endişelenirim. Onu kengeçten uzaklaştırsak... Gökmenlere söyledim ona. Temur'a katılmayacak. Temur sevdiklerine atılan okların önüne atar kendini. Kandaşını bilmez misin Kaya? İstemeden de olsa oğlumuza zarar verebilirler Alpago. Akkız'ı oradan uzaklaştırınca... Batuga da Temur'u peşinden gönderir.
Nasıl? Tahtımı ok saplayan çaşıtları her kimse işime yarayacak. Akkız'ın anasını pazarın arka sokağındaki bir an eve yerleştirdik ana. Kızın anasını pazarın arkasındaki bir an eve yerleştirmişler İbek. Arada bakasın. Ulu Ecem, bu Akkız'ın anasını pazarın arkasındaki viran eve kapatmıştınız ya. Ben bugün gidip baktım da, kadını acaba saraya mı alsak diyorum. Orası hiç güvenli değil. Yarın saraya alalım o zaman. Batuga Tegin'im, Akkız'ın anasının yerini öğrendim. Yeğenim. Çengeş için yola düşeceğiz ya. Bekler seni han gibi görsün diye. Sana bunu yaptırdım. Yardım edesin Saltuk. Saçlarını da Saltuk gibi mi yapsak? Onunkiler iyidir. Haydi.
Yakışmış. Batuga Tegin'im. Akkız'ın anasının yerini öğrendim. Gökorta'da pazarın arka sokağındaki birhane evdeymiş. Ama yarın saraya getirecekler. Acele edin. Ben Gengeç'e gelmezsem sizinle eve baskın yapıp kadın alayım. Tamam. Ama yalnız gitme. Bir de Gökordu'nun sur kapısını nasıl açacaksın? Ben geçerim. Sırma, Yaman, Tutkun. Siz de gidin. O kadını alıp gelin. Haydi atları alıp gelelim. Seni Kengeç'le yalnız bırakırım ama kadını Göksaray'a alırlarsa çıkarması zor olur. Yalnız değilim. Teyzem var. Saltuk var. Ben de varım. Yakışmış Tegin'im. Senin ne işin var Kengeç'te? Babasına karşı Aksak Tegin'in hanını destekleyen bir bikeyim. Bence en çok benim işim var. Yolun açık olsun Göktegin'e. Göktegin'i gidesin, Gökhan'ı dönesin Batuga Tegin'e. Urfa! Künata, haydi kıralım şu kolu. Teginim. Biraz canı yanacak. Sakin ol. Haydi yap Künat'a. Yap şunu. Saltuk. Sen beni tut. Bilirdim. Ben gider gitmez bu haltı yiyeceğinizi. Yardım edeyim.
Ak kız ve yanındakiler sokağa girer girmez arkayı kapatacaksınız. Kurt kapanını alacağız. Temur Tekin'e ok atmak yok. Başka kim olursa öldürmek için oklayın. Siz yandaki ellere dağılın. Yaylarınız gerili olacak. Siz de karşıya. Siz de kapıya geçin. Kız. İyi misin? Yüzün bembeyaz. Kalbim güm güm atar. Ananı göreceksin. Haydi. Benle beraberler. Hoş geldin Tekin'im. Hoş gördük bekler. Hoş geldin Çoğpan'a. Hoş bulduk.
Hemen kaçın. Yerler gerilmiş, sizi bekler. Öldürecekler. Adam. Yapkum. Gökmenler hazır. Biz çıkacağız. Bir diyeceğiniz var mı? Hepsini öldürün. Timur Tegin'i de mi? Tegin. O bir isyancı Kuzubek. Tegin deme şuna. Timur Tegin. Dediğim gibi Kuzubek. Timur'u Başpınar Yaylası'nda oklardan korumak için Akkız'ın anısı burada diye haber yaymıştık. Bulayacağım öyle demiş. Saray isyancıları korumaz. Korumamalı. Hepsini öldürün. Anan yokmuş. Beni kandırmışlar. Haydi gidin. Bu Alpaba Hanım tuzağıysa, bizi Başpınar Yaylası'ndan uzak tutmak için yaptıysa, ya oraya baskın yaparsa? Haydi çabuk. Haydi. Haydi. Bekler. Bugün burada toplanma sebebimizi bilirsiniz. Barış için. Türk birlik içinde. Barış içinde yaşasın diye. Ataguhan babalarınızın boyunlarını vurdu. Siz de haklı olarak öfkelendiniz. Balamir'le bir olup Batı Gökhanlığı'nı işgal ettiniz. Yurdu böldünüz. Çolpan Han da sizle bir oldu. Çünkü onun da Alpaguhan'dan alacak öcü vardır. Sizin de var. Benim de var. Hepimizin var. 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 Alpaguhan kahrolsun. Ama yurdu bölerek öc alınmaz. Hepimizin kenetlenip parçalanması imkansız bir birlik oluşturmamız gerek. Oluşturalım. Bunun için de Balamir'e uyup işgal ettiğiniz Batı Gökhanlığı'nı yeniden Gökhanlığı'na katmak gerek. Olmaz Batuga Tekin. Alpaguhan gayrı bize hanlık edemez. Sen dedin. Hepimizin alacak öcü var dedin. Doğru. Edemez. Size söz veririm ki o Alpaguhan'ı hep birlikte tahtından indireceğiz. Yerine kim geçecek? Batuga Tekin.
Batuga Tekin'e sevgimiz, saygımız çoktur. Sözü dinlenir, buyruğu akılcıdır. Ancak sen de bilirsin ki Çolpan Han, eksikten Tekin olur, Han olmaz. Kolum yalnız çolak değil, aynı zamanda kırıktır da. Ama seni bu tek elimle kılıç dövüşünde yenersem... o zaman olur muyum han? Hele bir yendi, düşünürüz. Olursa tepede dövüş ederler. Karanlık hiç bitmezmiş. Senin nasıl haberin oldu? Bir çeşit. Sende mi var sanırsın? Yeni kurulan devletin tek bir hanı vardır. O da benim. Han olarak Batuga Tekin'i isyana kalkışmaktan suçlu buldum. Gayrı anladık ki boğularak ölmezsin. Burası da savaş meydanıdır. Kutlu kanın dökülebileceği tek toprak bu topraklardır. Ah!
yarlığımdır. Cinle anlaşıp evdeşim Tılsım Hatun'u ve babası Dağ Han'ı Toygar Han'ın canını almama neden olan kandaşımın canı alınsın. Kutlu kanı dökülsün. Sen ne dersin? Ben seninle anlaşma etmeyeceğim. Saldırın. İsyan edenleri kırarım. Ne hanı? Baksana, herkesin senden alacak ucu var. Kimse seni han olarak görmek istemez. Tengri ister. O bana yeter. İsyan etmekle han olmaz. İsyan bastırmakla han olunur. Çolpan! Önce sevdiklerinizin acısını yaşayın. Sonra sizin de canınızı alacağım.
Yapın! Yeah.